Yol azığını az buluyorum. Birkaç cuma burada beklemelisin. Olur ya, aldanış yurdu olan dünyadan senin için bir şeyler gönderirler de azığın çoğalır. Nitekim Resulullah yolculukta azık her ne kadar çok olursa o kadar iyidir buyurmuştu. Şimdi gidip de dünya ve din sultanından senin için geçiş izni almam gerekiyor. Hafta içinde bir haber alamazsan perşembeyi cumaya bağlayan akşamı ailene uğra. Umulur ki hakkında rahmet ve mağfiret dileyerek seni yad ederler. Hadi bunları söyleyip gitti. Ben de oturup bekledim. Yerim rahattı. Güzel desenli halılar serilmiş bir odadaydım. Cuma akşamına kadar bekledim. Ancak herhangi bir haber alamadım. Hadi'nin tavsiyesine uyarak bir kuş şeklinde evime gittim ve evin bahçesindeki bir ağacın dalına kondum. Sözde benim için toplanıp hayrat veren, ağıt yakan ve Fatiha okuyan eşimin, çocuklarımın, dost ve yakınlarımın sözlerine kulak verdim. Hareketlerini izledim. Yaptıklarının bana hiçbir faydası yoktu. Çünkü asıl amaçları bana hayrat vermek değil, kendi haysiyetlerini korumaktı. Bu nedenle yemeğe muhtaç bir tek fakir bile davet etmemişlerdi. Davete icabet edenler de karınlarını doyurmak ve diğer şahsi işlerini yapmak için gelmişlerdi. Ne benim için bağışlanma diliyorlardı ne de Hüseyin bin Ali'ye ağlıyorlardı. Üstelik hayrat sahibinin hizmetteki kusuruna karşılık da ölü ve dirisi hakkında çirkin sözler sarf ediyorlardı. Çoluk çocuğumun ve akrabalarımın üzüntüsünün sebebi ise aile reisinden mahrum kalışları, bundan sonra masraflarını karşılayacak birinin olmamasıydı. Kendileriyle bağlantılı dünyevi işlere öylesine dalmışlardı ki ne beni anlıyor, ne kendilerinin öleceğini hatırlıyor ve ne de ahiretteki durumlarını düşünüyorlardı. Sanki kıyamet benim başımda kopmuştu ve onlar hiç ölmeyecekti. Sanki benim ölümümle Yüce Allah haşa onlara zulmetmişti de onca neden, niçin ediyorlar. Bu manzarayı gördükten sonra ümitsizlik ve bin hüzünle mezarlığa, evime döndüm. Ailem hakkında beddua etmek geliyordu içimden. Gerçeği bildiğim ve gördüğümden bu dert onlara yeter. Bir de ben dertlerine dert katmayayım dedim. Mezarın deliğinden içeri girdim. Hadi de gelmişti. Odanın ortasındaki bir tepsi dolusu güzel elma görünce sordum. Bunlar nereden geldi? Dışarıdaki insanlardan birinin mezarının yanından geçerken okuduğu Fatiha burada elmaya dönüştü. Allah ondan razı olsun. Tam zamanında geldi dedi. Yakın Medya'ya abone olmayı unutmayın.